sebebi, Normal. işte onun sebebi yeni bir proje oluşturduğun zaman şöyle yapalım. Şimdi diyorsun ki library'den 4.26'ya launch dedim. Bunun açılması hızlı sürecek şimdi. Çünkü herhangi bir proje açmıyoruz. Editörü açıyoruz. Daha sonra burada mesela game diye bir şey açayım. Blank. Next. Burada bir tane ayar var. Açılıştaki hızı değiştiren şey. Ray Tracing Default Disabled olarak geliyor. Yani Ray Tracing projede kapalı. Eğer bunu açarsan sahnedeki tüm shader'ları, materyalleri Ray Tracing'e uygun şekilde compile ettiği için RTX 10 diyelim, yeni bir proje açalım. Tüm bu shader'ları compile ettiği için ilk açılım daha uzun sürecek. Şimdi mesela yeni bir proje açıyorum ve Ray Tracing Enable Create dediğim zaman burada mesela biraz daha fazla bekledim. Şimdi açılınca bu sphere'de option'dan show engine kapatıyorum. Şimdi bir tane yeni bir Unreal açalım. Direkt MetaHuman'ın üstünde göstereceğim. Şu an live, yani bu live link nedir bu arada? Apple'ın AR kiti içinde gelen, bu aslında Apple'ın emoji, bu hareketli emojilerle beraber gelen yüzü track edip oradaki blend shape datasını bilgisayara göndermesi, o blend shape datasında da datası ile Unreal'ın joint'te hareket ettirmesi, aslında en basit anlamda bu. Telefona bir tane application indirilmesi gerekiyor ve şu an sadece Apple destekliyor bunu. Android için de destek var. Ama official değil ve 100 dolarlık bir fiyatı var Android Store'da. Şu iPhone'daki Live Link app'inin çalışırken halinin screenshot'ı. Burada neler var? İşte yüzümde gördüğünüz gibi bir tane mesh var. Ve burada bir sürü rakamlar var. Biraz bunu zoomlayayım. İşte I blink right, I look down right. Normalde bu MetaHuman'ların yüzlerinde yaklaşık böyle 1400 tane falan şey var. Bone, muscle, blend shape toplamı 1400 tane falan. Ona da hızlıca şuradan bir bakalım. Mesela bu karakteri seçtim. Face'e tıkladım. Skeletal mesh'e çift tıklarsam sadece kafasını açacak.
Burada da karakter Bones All Hierarchy dediğim zaman bu sadece karakterin yüzündeki muscle sistemi hareket ettiren bonlar. Bu hani bildiğimiz normal 3D workflow'daki karakterlerin ringlerine çok çok uzak. Yani çok ekstra, hani çok inanılmaz detaylı. Burada hemen hemen 100-200 tane rig var. Bunun haricinde bir tane, ya bunun haricinde de burada yaklaşık 1000-1100 tane filan da blend shape var. İşte bu Live Ring'le mesela ben sol gözümü açıp kapattığım zaman buradaki eye blink left, buradaki sıfır değeri blink yaptığım zaman bir oluyor. Normal açıkken sıfır oluyor. İşte bu data aslında buradaki bonları ve blend shape'leri hareket ettiriyor. Temel olarak çalışma prensibi bu şekilde. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Yeni bir sahne açıyorum ben. Bu MetaHuman'lara bu arada nereden ulaşacaksınız? Epic Games'in marketplace'inde arama yaparsanız MetaHumans diye ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Daha sonra Create Project dediğiniz zaman işte 5 için mi kurayım, 4.26 için mi? O projeyi kurduktan sonra çift tıkladığınız zaman benimle aynı yere gelmiş olacaksınız. Şu an yeni bir sahne açtım. Burada projenin içindeki klasörlerden Sample MetaHumans'ta MetaHuman 1 bizim gördüğümüz kadın karakter. MetaHuman 4 olan da erkek karakter. Örneğin kadın karakteri sürükleyip sahneye koyacağım. Yani şu an bunların üstünde, şimdi çok detaylı karakterler olduğu için çok yüksek texture resolution'ları var. Sahnemde kapladığı, yani benim frame'imde kapladığı büyüklüğün yüzde değerine göre bu karakterin 8 tane level of detail'i var. Ben uzağa gittikçe Level of Detail yükseliyor. Level of Detail 8'e kadar çıkıyor. 8 demek en düşük resolution demek. Yakına gelirse biraz hissediliyordur. Biraz ışığı açarsam onu biraz daha rahat göreceksiniz. Şöyle yapayım. Şu an baya böyle low res bir geometri olduğu belli. İyice geri gittiğim zaman baya low res'e düşüyor ama yakınlaştıkça biraz kısalım. Artık yani yakınlaştıkça bayağı kısmı başlıyor çünkü texture'lar 8 kare falan çıkıyor. Subsurface devreye giriyor. Biraz sonra hızlandı. Yoldaki reflection'lar çalışmaya başlıyor vesaire vesaire. Geri gittikçe ama yavaş yavaş saç da dahil olmak üzere bir süre sonra karda dönüşüyor saçlar. Normal spline değil de, normal fur değil de karda dönüşüyor. İşte bu karakterin yüzüne kendi yüzümüzü deneme eklemek istiyoruz. İlk yapmamız gereken şey Edit Plugins'ten Live Link ile ilgili pluginleri aktive etmek. Bunun için direkt buraya Live Link yazdığınızda zaten Live Link olan her şeyi, aslında her şey değil de ya bunun bir PDF'i var. İnternette yaklaşık 8-9 tane plugin aktif etmeniz gerekiyor. Ama zaten bir tanesini aktif ettiğiniz zaman şunu da aktif etmen gerekiyor, bunu da aktif etmen gerekiyor diye sana uyarı verdiği zaman Live Link ve Apple AR kiti ve Face Support'u aktif ettiğiniz zaman diğerleri de otomatik açılmış olacak. Şimdi yapmam gereken Windows'tan burada Live Link, evet, şu an göremiyorum galiba, bir tane plugin açık değil. Live Link, bunlar açık. AR Kit, bunlar da açık.
Yani şu an yerini tam bilemiyorum şeyin. Unreal 5'te nerede olduğunu. Onun için bunu da Unreal 4'te yapalım. Onu nereye konduğunu bilmiyorum. Windows Cinematic Live Link diye bir şey olması gerekiyordu burada. Onu şu an bulamıyorum. Buradaymış. Virtual Production Live Link. Şimdi telefonumuzun wireless üzerinden bilgisayarınızla aynı network olması gerekiyor. Şu an benim telefonumdaki wireless açık olmadığı için burada göremiyoruz. Ve ayrıca benim elimde şöyle bir aparat var. Bunu göstermeye çalışacağım. Bunun adı hemen Chrome'da da göstereyim. RJ45 to USB Lightning Adapter. Bu şu işe yarıyor. Siz bunun sol taraftaki ucunu telefonunuza, sağ taraftakini de ortaya Ethernet kablosu. Daha sonra buraya şarj, buraya da USB takabilirsiniz. Böylece telefonu direkt olarak network'e bağlamış oluyorsunuz. Bunun avantajı, eğer wireless üzerinden modeminiz uzaktaysa Live Link ile animasyon aktarırken data kaybı yaşayacaksınız. Onun için engellemenin tek yolu telefonu birebir şey üzerinden Ethernet üzerinden bağlamak. Tekrar metafiyonu diyelim. Create project. Şimdi ben takayım telefonuma bunu. USB takılı. Window tekrar açıyorum şey. Window Live Link. Zaten bir takım screenshot daha almıştım. Onları da göstermem lazım. Şimdi bu programın arayüzündeki ayarlar bölümü. Buradan Live Link tabına tıkladığınızda telefonunuzun ismini olduğu yerde yeni bir tab açılacak. Orada şurasında görülüyor da. Buraya bir IP numarası girmeniz gerekiyor. Target kısmına. Bu IP numarasına da bilgisayarınızın local IP'sini yazmanız gerekiyor. IPv4 adresi. Onun için de Windows'da terminal açıp CMD yazarak IP4 adres 192.168.1.7 aynısını buraya yazdım. Sonunda da port numarası var. Bu programda, app'te bu ayar yapıldığı sürece artık telefonla Unreal iletişim halinde demek. Daha sonra Windows tekrar Virtual Production'dan Live Link'i açıyorum. Disable diye. Şimdi bu şeyi görmemiz gerekiyor. Burada ben telefondan Wi-Fi'nin kapalı, Ethernet açık. Project Settings'te Live Link'le ilgili bir takım ayarlar var. Burada port 111 doğru. Şuradan takip edeceğim. Şu projedekinden göstereyim. Yani şu anda fark etmişsinizdir, setup'ı biraz karın ağrısı Live Link'in. Bu telefonları ya da tabletleri kamera olarak kullanmak da bayağı bir süre o ayarlar içinde boğuluyorsunuz. Doğru IP girmeniz lazım. Bazen görüyor, bazen görmüyor. Ama bir kere oturduktan sonra daha sonrasında normal çalışıyor. Şimdi şu projenin açılmasını bekleyelim. Tabii.
Telefondan da live linkin açık olması gerekiyor. Mesela burada gördüğünüz bu live link penceresi, ben şey açtığım anda iPhone'daki Live Link application'ında burada telefonum ismi görüyor. Buna tıkladığım zaman artık bu anlıyor ve telefonum iletişim halinde. Şimdi yapmam gereken yeni bir level sequencer oluşturalım. Kinematics add level sequence face test diyorum. Buraya karakterimi alacağım. Şimdi burada meta yorumları level sequence'e koyduğumuzda iki tane şey oluyor. Birincisi bu ekliyor, ikincisi face ekliyor ve bunlar kontrol veriyor. Bizim face'teki kontrol ihtiyacımız yok. Onu siliyorum. Face'ten buradaki tray'e basıp animasyon kısmında var animasyonlarımı seçeceğim. Şimdi animasyon oluşturmak için Cinematics Take Recorder diye bir şey var. Bu şey gibi düşünebilirsiniz aslında. Bir çekim odası gibi bir şey bu aslında. Take Recorder bu altı alayım ben. Şimdi Take Recorder'da karakterin bizim live ile yüzünü animasyonunu kaydedeceğiz. O take'i animasyon olarak kaydedeceğiz. Daha sonra aslında Take Recorder bizim sahnede yaptığımız şeyleri kaydediyor. Animasyon dosyası olarak kaydetmiyor. Bu metayumuna buradan sürüklüyorum. Take Recorder'da buraya bırakıyorum. Birinci ayar tamam. İkinci ayar karakter seçilirken sağlık özelliklerinde Live Link Face Subject diyor. Burada bu açılır menüyü açıp telefonumun ismini seçiyorum. Şimdi karakteri biraz daha önden bakalım. Play yerine Simulate'e basacağım. Play ile Simulate'in arası oyun moduna geçiyor ve sahnede herhangi bir şey değiştiremiyorsunuz. Simulate oyun moduna geçermiş gibi yapıp sahnede bir takım şeyleri değiştirmenize, seçmenize izin veriyor. Burada Simulate dedikten sonra zaten şu an fark etmişsinizdir. Ben konuşurken telefonda bana baktığı için pek böyle olmasa da yüzümde o hareketleri işte ağzımı açıyorum. O hareketleri yaptığını göreceksiniz. Bunu kaydetmek için Simulate modda iken kırmızı tuşa basarak burada kayıda başlayabiliriz. Test 1-2-3 test test 1-2-3 test. Daha sonra bunu durduruyorum. Şimdi Take Recorder'da artık bizim bir take'imiz var. Telefonu bırakıyorum. Bunu tekrar durdurayım. Take Recorder'da şu an sim 1 0 1 kayıt oldu. Şu an 0-2'deyiz. Ben şu soldaki yeni yeni take'e basarsam bardağın eski take'leri hafızadan boşaltıyor ve bana yeni bir take açıyor. Hemen bir yanındakine basarsam da en son kaydettiğim take görmemi sağlıyor. Buna bastığım zaman en son take sequence'ın içine getirdim. Şimdi ben bunu izlemek istiyorum. Az önce kaydettiğimiz şeyi. Şimdi tıklıyorum. Ve buradayken play'e basıyorum. Yani space. İki tane karakterin üst üste geldiğini göreceksiniz. Bundan tutmak için oluşan metin yönünü kapatırsanız biz oyunu olmayana kapatmışız. Şu an izlediğimiz şey bizim kaydettiğimiz metin. Bu yüz hareketlerine direkt animasyondan okuyor. Yani aslında animasyonu değil de kaydedeceğiz. Tape'den okuyor. Şimdi bunu nasıl kaydedeceğiz? Yüzde yine animasyon yapmamızı gerekiyor.
seçilirken sequence'ı da Tıklayıp Create Linked Animation Sequence diyoruz. Buradan MetaHuman'larda yeni bir folder oluşturalım. Yüz animasyon. Test 1. Okay. Export. Burası değişmiş biraz. O şu an export etti. Şimdi ben yepyeni bir sahne açıyorum. Meta'yı getiriyorum buraya. Artık nasıl bir çekim sahnem değil, normal film sahnem olduğunu farz ediyorum. Sinematikten yeni bir level sequence oluşturdum. Karakteri içeri alıyorum. Daha sonra önce face ile kontrol istemiyorum demiştik. Çünkü kaliteli animasyonu getireceğiz face seçerken. Track'ten animation'da zaten bizim o önceki test bir kaydettiğimizi burada göreceksiniz. Şimdi biraz daha uzunlayalım. biraz şöyle değiştireyim görmek için. Hocam, iPhone kaydettiğimiz animasyon istediğimiz şartta kullanmak üzere bizim kaydettiğimiz yerde duruyor. İstediğimiz zaman sequencer'da face'e koyabiliriz. Yani şu an farklı çok böyle karışık bir sürü şey yaptık işte onu ve kaydettik. Karakteri başka bir yerde açtık. Bu yani tape recorder aslında bayağı önemli bir şey. Bunun için büyük ihtimal ayrıca bir ders yapmam gerekiyor. Onun için şimdilikler şey yaptım sadece hani daha önce tape recorder duymayanlar için ne işe yaradığını aslında bir stüdyo çekim stüdyosu gibi bir şey hayal edilebilir tape recorder için. Veya mesela burada bir tane küp yaratalım. Shape küp. Bu kübü ben tabii bunu buraya koyamam. Ne şu an? Bir tane küp yaratacağım. Bu kübü buraya getiremiyorum çünkü kapatıp yeni bir take recorder açacağım. Şunu yok edelim. Şimdi simülate'e basıyorum tekrar. Ve buradan kaydete basıyorum. Take Recorder'da bu kübü koymuştum. Şimdi ben bunu hareket ettirdikçe şu an ettiremiyorum. Bu da Unreal 4'ün değişen 5'in değişen kısımlarından biri sanırım. Ama mantık olarak take recorder sahnedeki objeleri veya Outliner'da gördüğünüz herhangi bir şeyi elle animasyon vermek için ya da işte Live Link'le animasyon vermek için kullandığınız çekim stüdyosu gibi bir şey diyebiliriz. Yani bu take recorder'a kesinlikle daha sonra tekrar bakacağız. Şu an bir hali karışık olduğunun farkındayım. Bu herhangi Live Link facial animasyonla ilgili herhangi bir aklına takılan sosu olan var mı acaba? Ne kadar başarılı acaba? Yani tabaca bir şey mi yoksa Şu an iyi bu bir şey çıkabiliyor mu? şu yaptığımız çok kötü göründü. Sebebi bir sürü arkada
Başka Unreal'ların açılması, kaydetmesi falan ben şeyi gösterebilirim. Mesela benim bu yaptığım proje için kaydettiğim şeyleri bence kalibrasyon geldikten sonra çok başarılı olacak. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi her insanın yüzü farklı ve buradaki değerler her insanda farklı çıkıyor. Mesela işte ağzının açık olup olmaması, yani default yüzümüzü bilemeyeceği için nasıl bir rakam koyacağını da ilk başta bilemiyor aslında bir şey, LiveLink. Şimdi Unreal Epic yeni bir plugin üzerinde çalışıyor. Pardon, yeni bir application üzerinde çalışıyor. Büyük ihtimal işte burada bir tuş daha olacak. Calibrate. O calibrate'e basınca mesela bu benim standart hiçbir şey yapmayan halimse tüm bu değerler sıfırlanacak. Şu an çünkü eye wide left mesela bu 0.129 ama aslında sıfır olması gerekiyor. Mesela çünkü ben çok sabit duruyorum. Onu işte tam anlayamıyor. Şu an en büyük dezavantajı o. Onun haricinde mesela şuradan bir tane bakalım. Eğer runtime unutabilirse kayıt ederken bilmiyorum. Zaten Şöyle bakalım. Başarılı çalışıyor ama süper değil, böyle değil. Yani karakterin uzaksa veya şöyle de bir şey yapabiliyorsunuz tabii. Mesela ben kaydettikten sonra bu animasyonları biraz editlemek zorunda kaldım. Onu da şöyle göstereyim. Mesela bunun animasyonu bulmuşum. Kafa çeviri diye bir şey var. Bunu arayalım. Bu arada content seçerken buradaki search content kısmında istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Proje içinde o isimle ilgili ne varsa her şeyi çıkartıyor. Hatta filtreden bana mesela kafa çevirme ama sadece geometrileri göster deyip buradan filtrede uygulayabilirsiniz. Bu bir işe yarayan bir şey. Animasyon dosyasına chat tıkladığımda o az önce kaydettiğim şey aslında böyle bir data. Bu bahsettiğim 1100-1400 tane blend shape ve joint datası da şu an bu scroll ettiğim yer. Bazılarında animasyon var, bazılarında yok. Mesela ağzın biraz daha açık olmasını istiyorsunuz. Buradan ağızla ilgili curve'leri sağ tıklayıp Edit Select Curve mesela bu kısımdaki animasyonda buradaki curve'leri hareket ettirerek animasyonu bu şekilde ettirebiliyorsunuz ama dediğim gibi çok fazla curve olduğu için yani 100 animasyon eklemek biraz zor. Noktada. Okey. Bunları kapatayım. 50 dakika olmuş. Bence bir ara verelim. 5-10'a kadar. Daha sonra Asset Ingestion materyallere bakarız. Decal'e bakarız ve Lighting'e bakarız. Büyük ihtimal Post Process bölümü önümüzdeki haftaya atarız. Okey, o zaman 5-10'da gelirseniz burada devam ediyoruz.